Sevgili Cem TV izleyenleri, bu akşam yine sizlerle birlikte çok değerli bir konukla birlikteyiz ve yine hukuku tartışacağız. Şu anda göründüğü kadarıyla Türkiye'nin maalesef tabii ki ekonomik sorunlar her zaman önemli ama hukuk olmayınca ekonomik sorunların bile göz ardı edilebildiğini gördüğümüz bir ortamdayız. O ortamı yaşıyoruz. Bundan 10 sene önce falan bazı arkadaşlarımız şöyle derlerdi. Süheyl Hocam, ekonomi her şeyden önemlidir derlerdi. Ben de tabii derdim. Ama öyle bir durum gelebilir ki derdim, hukuku göz ardı etmeyin sakın. Hatta insanlar hukuka şöyle bakardı. Canım ne olacak? Ekmek parası için uğraşıyoruz. Burada hukukla mı uğraşacağız? Ben de derdim ki bakın öyle bir dönem gelir ki insanlar hiçbir şeyi söyleyemez olur. Sıkıntı çekiyorum bile diyemez olurlar. Yasaklar gelir. O yüzden hukuk çok daha önemlidir. Hakkını arayamazsın diye. Şimdi bugün hakikaten artık işlerin çivisi çıktı mı diyeyim ne diyeyim. Hemen başında programın Nazan Hanım'la konuşmaya geçmeden önce Giresun'dan benim de eskiden öğrencim olan bu Rabia Naz Vatan'ın avukatına bağlanacak. Emel Bodur Çabuğa. Şimdi inanılmaz bir durum tabii ki ve maalesef bir şekilde bağlanamadık. Bir sorun oldu hatlarda. Olabilir, ne yapalım. Ama şunu konuşacaktık zaten sizin adınıza. O daha önceki programlardan bir tanesinde konuştuğumuzda hakikaten herkesin ilgisini çekmişti. İnanılmaz bir şey. Bir küçücük kız 11 yaşında yukarıdan düştü deniyor. Fakat düşme yeri, şekli, bulunuş şekli tamamıyla ilginç ve yaklaşık işte 1,5 yıldan fazla, 2 yıla yakın bir süredir geçti. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Raporlar, onu reddeden raporlar. Fakat en sonda Emel Bodur Çabuk ve eşi, çok değerli Ufuk Bey, çok üstünde haklı olarak bir anne babanın, Türkiye'de yaşayan bir vatandaşımızın hakkını savunmak istediler. 11 yaşında çocuklarını kaybetmiş. Fakat 2 gün önce başsavcılık çok ilginç bir açıklama yaptı. 1,5 yıl sonra bana inanılması güç gelen bir açıklama yaptı. Biraz böyle tehdit kokan bir açıklama yaptı. Efendim dedi, elinde DNA bulunmuş onun tırnağında dedi. Fakat çok ilginç bir şey dedi. Diğerleriyle eşleştirdik 1,5 yıl sonra bir anda. Tam komisyonu çağırdılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. O gün gizlilik kararı kaldırıldı o gün. Ve hemen arkasından başsavcılık açıklama yaptı. Yalnız dedi o DNA'larda diğer söyledikleriyle örtüşmedi. Y kromozomu bulundu. Baba, oğul, Rabia'nın kardeşi ve şeyde o abisi ve amca da olabilir bu. Dikkat edin dedi. Tabii dikkat edin demedi. Ama 1,5 sene sonra bu öyle Y kromozomuna rastladık galiba. Onlar da vermiyorlar. DNA testine gitmiyorlar dedi. Şimdi korkunç bir durum. İlginç. Tekrar sonra bağlanacağız. Bugün olmasa bir dahaki haftaya bağlanacağız. Ama bugün İstanbul Barosu'nun başkan yardımcısı şu anda ve çok değerli avukat, benim de çok eskiden beri dostu olmakla beraber bir sürü işlerde beraber imza atmaktan onur duydum. Nazan Moroğlu bizle beraber. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Şimdi hoş size buldum. Bir şey soracağım. Evet, hakikaten 10 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinledim. Şimdi büyük bir kere bunu net söyleyeyim. Onu herhalde Sayın Cumhurbaşkanı olarak değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı olarak yaptı herhalde. Evet. Çünkü bana çok ilginç geldi. Yani dedi ki, Cumhuriyeti övelim derken Osmanlı'nı kötülemeyin sakın dedi. Böyle dedi, utanmaz insanlar var dedi. Bunlar dedi şeyi, yok dedi Osmanlı'da dedi.
şeymiş, eğitim, öğretim azmış filan. Bir kere de eğitim, öğretim azsa o da sadece harf devriminde olmuştur dedi. Şimdi harf devrimi ne? Atatürk devrimlerinden bir tanesi. Kim yaptı? Atatürk döneminde yapıldı. Demek ki harf devrimi, yani eğer eğitim kötüyse harf devrimi nedeniyle kötüymüş. Bir cumhurbaşkanı ilk defa hani diyor, demiş ya Sayın Cumhurbaşkanı, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı olarak değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olarak söylemiştir. Hani diyor ya, birileri Cumhuriyet övelim derken Osmanlı'yı yeriyor diye, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı da farkına varmadan ben Osmanlı'yı savunayım derken Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i zan altında bırakıyor harf devrimiyle. Şimdi böyle söyleyenler var mı? Var. Mesela neydi bir tanesi? Kadir Mısırlıoğlu'ydu. Evet. Böyle Allah rahmet eylesin. Ama çok önemli bir insandı o da. Yaşasaydı herhalde şu anda Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlarından biri olacaktı. Tarih danışmanı. Şimdi o böyle şeyler söylüyordu. İşte keşke Kurtuluş Savaşı'nı kaybetseydik diyordu. Ondan sonra dinimiz kalırdı diyordu filan, buna benzer. 10 Kasım'da sakın gitmeyin, sifonu çekin diyordu. Aynı böyle diyordu. Evet. Ondan sonra cenazeme Atatürkçü olanlar gelmesin diyordu. Filan falan, evet. Bunları söylüyordu. Şimdi Cumhuriyet 10 Kasım'da bile demek ki bir yanlışlık var. Yani Cumhuriyet'i kötü işte maalesef ne kadar iyi diyorsa da harf devrimini yaptı. Padişahımızın aldığı Kurtuluş Savaşı'nı bile öyle diyor. Osmanlı olarak Türkiye Millet Meclisi'ni açtı. Osmanlı ordusunun askeri olarak diyor. Şimdi Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının söyledikleri değil konumuz da. Evet. Size bir şey soracağım. Cumhuriyet dedik. Daha yeni Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamıştık. 10 Kasım'ı da andık. 10 Kasım'da da Atatürk'ü andık. O Cumhuriyet'in kurucusunu. Şimdi siz buradayken, İstanbul Barosu'nun başkan yardımcısıyken, sizden aynı zamanda MEF Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Şimdi İstanbul bir tek İstanbul Kadın Kuruluşları platformunun başkanısınız. Şimdi bir de birliğin başkanısınız. Evet. Bir tek şey soracağım size. Bu kadın hakları hep tartışıyoruz. Kadının yeri, kadının toplumdaki yeri. Şimdi buradan belki hani harf devrimiyle mahvetti bizi diyen kim ne kadar kişi varsa onları belki dinlerler. Biraz da başkalarından görürler, dinlerler. Bu kadının durumu Cumhuriyet'te nedir, neydi, ne oldu? Kazanımları neydi? Biz biliyoruz ama demek ki bilmeyen çok var. Aslında biz biliyoruz ama galiba kendimize bile tekrarlamalıyız. Çünkü öyle yanıltıcı, biraz önce söylediğiniz gibi harf devrimi çıktı, okur yazarlık azaldı, cehalet çoğaldı. Böyle bir şey yok tabii ki. Dolayısıyla Cumhuriyet devrimlerini, Cumhuriyet'in nasıl adım adım o devrimleri hayata geçirdiğini sanırım kendimize bile tekrarlamalıyız. Ne kadar değerli olduğunuz, sanki olağanmış gibi kabullendik ve bizden önceki nesil bunu, yani bir insanlık hakkıysa, insan hakkıysa bu, verilmiş bir hak olarak kabul etti. Ve sanırım yeterince de anlatılamadı. Anlamak ve anlatmak gerekiyor. Biz anlayanlar da kendimize mi sakladık bu bilgileri bilmiyorum. Anlatmak gerekiyor hakikaten, tekrar tekrar, özellikle işte 96. yılı yeni kutladık Cumhuriyet'in. Şimdi tabii ki bazı sözler doğru. 23 Nisan 1920'de meclis açıldı ama onun vizyonu neydi? Yani amaç neydi? Bir ulusal egemenliğe dayanan, Kurtuluş Savaşı'nı bile milletin iradesiyle yöneten bir meclis yapılandırmaktı. Şimdi sonra işte büyük bir mücadele, Kurtuluş Savaşı kazanıldı emperyalizme karşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu da önceden hissettirildi. Mesela Lozan'da çok tarihi bir belgedir. Cumhuriyet'in ilk adımlarının yansımasını görüyoruz orada. Dolayısıyla
diğer devletlerle eş konumda müzakere süreci yürütüldü ve Lozan önemli bir antlaşma olarak bizim sınırlarımızı çizdi. Şimdi Lozan'dan sonra hemen birkaç ay sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla zaten Atatürk'ün vizyonunda ve tabii çevresindeki arkadaşları, devrimci arkadaşlarının vizyonunda şu vardı. Türkiye bu Osmanlı'nın geri kalmışlığından kurtulmalı. Türk milleti çağdaş bir yaşam tarzını benimsemeli. Bunun için de devrimler peş peşe geldi. Her alanda geldi. Tabii eğitim birliği çok önemli. Çünkü bir ülkede eğitimde, hukukta birlik olmazsa o ülkede zaten kurulu bir düzen de olmaz. Dolayısıyla eğitimde birlik tevhid-i tedrisat yasasıyla kabul edildi. Bu tevhid-i tedrisat yasasını yani eğitimde birliği şöyle karalama çabaları da var. Onları da duyuyoruz. İşte eğitimde birlik geldi, din unutuldu, dine karşı yapıldı gibi. Halbuki bir dördüncü maddesi var. Onu tekrar tekrar anlatmak zorundayız. Orada diyor ki, Türk milleti dinini iyi öğrenmesi için, o zaman tabii üniversite reformu yapılmamış henüz, Darülfünun'da ilahiyat fakültesi kurulmalı. Yani eğitimcilere yetiştirilmeli. Aynı zamanda yine dini nasıl yaşayacağı konusunda danışabileceği hocalar yetiştirilmeli. Bunlar nerede yetiştirilmeli? Dördüncü madde diyor ki imam ve hatip okulları diyor. Şimdi imam hatip okulları kapatılıyor, kapatıldı, açıldı gibi bütün bu kargaşayı gerçekten bilmezden mi geliyorlar? Gerçekten mi bilmiyorlar tevhid-i tedrisatın dördüncü maddesini? Oysa Atatürk hem dinine bağlı ama çağdaş bir yaşam biçimi yerleştirilmiş bir ülke istemişti. Şimdi anayasaya baktığımız zaman 1924 anayasası hala devletin dini İslam'dır kuralı vardı. Fakat anayasada da tabii anayasa hocasına bunları söylemek doğru mu ne kadar doğru bilmiyorum ama paylaşmak istiyorum bunu. 88. maddesinde de Türk vatandaşını tanımlıyordu. Dine ve ırka dayalı ayrımcılık yapılmaksızın Türkiye'de yaşayan herkes Türktür diyordu. Ne mutlu Türk'üm diyene de bunun peşinden gelmişti biliyorsunuz. Şimdi devrimler yapılırken o kadar bir bugünkü kavramıyla belki stratejik planlama yapılmış ki anayasaya öncelikle konmuş dine ve ırka dayalı ayrımcılık yapmayacaksın. Ama devletin dini İslam'dır diyor. Çünkü toplum hazır değil, meclis hazır değil bu kavramı çıkarmak açısından. Sonra adım adım laik hukuk yasaları geliyor. İşte 1926 Medeni Kanun. Yani kadınlar için çok çok önemlidir. Bugün de hala onun mücadelesini veriyoruz. Geri adım atılmasın diye. O tarihte işte boşol denip boşanma tek taraflı erkeğe bırakılmış. Evlilik yaşı diye bir şey söz konusu değil ama medeni kanunla geliyor. Mirasta eşit paylar geliyor. Dolayısıyla resmi nikah dediğimiz zaman ailede hukuk kurallarına dayalı o dönemin koşullarına göre, o dönemin imkanlarına göre de eşit haklar geliyor. Daha sonra tabii ki yasalar durağan şeyler değildir. Günün ihtiyaçları neyse ona göre değiştirilmek zorundadır. İşte tam da bu laik hukukun simgesi oluyor. Sonra artık anayasada da yani devletin temelinde de laikliğe ulaşmak gerekiyor. 10 Nisan 1928'de devletin dini İslam'dır kavramı çıkarılıyor. İşte hiçbir ayrımcılık yapılmadan çünkü Osmanlı'dan kalan bir nüfus sonuçta çok farklı dinler var içinde. 1926'da Medeni Kanun kabul edildikten sonra ilk önce Musevi yurttaşlar bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığı'na başvuruyorlar. Biz de Medeni Kanun'a tabi olacağız. Oysa Lozan'da azınlıklara, dini azınlıklara kendi özel hukuklarını, kilise hukuklarını uygulama imkanı verilmişti. Şimdi bu adım adım
yapılan devrimlerle işte bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne eğer laik, demokratik, hukuk devleti diyebiliyorsak bu adımlar sayesinde oldu. Daha sonra da 1937'de zaten laiklik bir anayasal kural olarak girdi. Şimdi işte takvimde devrim yani Batı ile bütünleşme, harf devrimi, Batı ile bütünleşme çünkü medeniyet neredeyse o tarafa yönlenmek lazım. Okuryazarlık kolaylaştı. Özellikle kadınlar açısından okuryazarlık yaygınlaştı. Dolayısıyla öyle harf devrimi belli bir belleği unutturma değil. Üniversitelerde Arapça okunan bölümler var. Dolayısıyla eski kaynakları araştıracak çok sayıda bilim insanı var hala Türkiye'de. Bu tabii doğru değil. Dediğiniz gibi orada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanı bunu söylememeliydi evet. diye düşünüyorum. Ama hep birlikte mücadele ettik anayasa değişikliği sırasında. Evet, evet, evet. Partili cumhurbaşkanlığı uymadı bize. Gerçekten uymadı. Yurttaşlar bölünüyor. Çünkü bir tarafa dönüp cumhurbaşkanı olup öbür tarafa dönüp parti başkanı sıfatıyla hareket edilirse gerçekten huzursuzluk ortaya çıkıyor. Şimdi bu devrimlere baktığımız zaman evet artık adım atılmıştı. Yani çağdaş bir ülke yolunda gidiyor eğitimiyle, her şeyiyle. Bu devrimlerin bir kısmı bütün yurttaşlar için, tabii kadınlar için de. Ama önemli, yani demokrasinin temelini oluşturan eşit temsile ilişkin devrim ise doğrudan kadın haklarına ilişkin. Çünkü o tarihlerde yerel yönetimler yasasında, yani mahalli idareler kanununda, köy kanununda ve anayasamızda seçme seçilme hakkı sadece erkeklere tanınmıştı. Anayasada iki maddede seçme ve seçilme hakkı her Türk erkek bu hakka sahiptir diyordu. İşte bunların değiştirilmesi kolay olmadı. Aşamalı oldu yine. Aynı bir plan, program çerçevesinde oldu. 1930'da yerel yönetimlere, 1933'te muhtarlıklara seçme seçilme hakkı tanındı. Anayasada değişiklik yapmak bugün bile çok zor ama o tarihte yani inanılmaz bir başarı. Kadınlara da seçme seçilme hakkı tanınması çok enteresandır ve Atatürk devrimlerinin ne kadar kararlı olduğunu gösteren bir 11 Aralık 1934 tarihli resmi gazetemiz var. İşte orada anayasadaki değişiklik, her Türk erkek yerine Türk kadın ve erkek peki, yazıyor. Ancak şimdi hukukçularla konuşmak kolay tabii, hemen kendisini ifade edebiliyor insan. Anayasadaki genel eşitlik kavramı hayata geçirmek için yeterli değil. Eğer yasaya geçirilmemişse. Aynen. İşte 11 Aralık 1934 tarihli resmi gazetede aynı zamanda anayasa değiştirilirken mecliste hemen bir sonraki oturumda milletvekili yasasında da değişiklik yapılıyor ve her ikisi beraber ilan ediliyor. Eğer yapılmamış olsaydı Atatürk'ün de 38'de öldüğünü düşündüğümüzde belki uzun yıllar kadınlara bu hak tanınamayacaktı. İşte o Fransız devriminde mücadele veren kadınları hatırlıyoruz o zaman. Onlar da siyaset yapmak için hak talep etmişlerdi ama giyotinle idam edilmişlerdi. Eşitlik, özgürlük mücadelesinin sonucunda bir hak alamamışlardı. Ve o hakkı alabilmek için de Fransız devrimini hatırladığımız zaman görüyoruz. İnsan ve yurttaş hakları beyannamesi bize haklar getirmiyor dediler. Ve 1791 yılında kadın ve yurttaş hakları beyannamesini yazdılar ki benim de çalışma alanım bildiğiniz gibi kadın hukuku ilk yazılı belgedir kadın hukuku açısından. Ancak ne yazık ki o üç devrimci kadının giyotinle idamıyla sonuçlanmıştır. Şimdi böyle bir mücadele vermiş eşitlik özgürlük mücadelesini de geneline baktığınız zaman başarıya ulaştırmış Fransa'da kadınlar 1944 yılında. Ancak. Seçme seçilme hakkına sahip ancak. Olabildi. Şimdi Atatürk devrimlerinin büyüklüğü yatsınamaz. Yani yatsımaya çalışanlar da kendini bile inandıramaz diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye o adımlar atılmasaydı bugünkü duruma gelmesi mümkün değildi. Laiklikten vazgeçilemez. Laiklik olmazsa hukuk olmaz.
İnsan hakları olmaz, kadın hakları olmaz. Özellikle kadın haklarının en temel güvencesi laik hukuk. Bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle kesinlikle haklısınız. Burada ama özellikle, yani siz söylediniz zaten ama bir şeye tekrar vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten önemli görüyorum. Birincisi şu. Gerçekten ne güzel. Gerçeği anlattı Nazan Hanım. 26'da medeni kanun kabul edildi. İşte hemen Cumhuriyet'ten sonra medeni kanun, diğer devrimler, arkasından kadınlara yerel seçimlerde, belediyelerde seçme seçilme hakkı, anayasayla beraber yapılan değişikliğin yasaya yansıması, 34'te 18 tane kadının parlamentoya girmesi. Şimdi bunları son derece normaldir. Eğer demokratik bir ülkeyseniz bunları ben çok duydum. Yok canım o medeni kanun, Allah kahretsin, dinimizi elimizden aldı. Yabancılardan şey yaptı bize, kopya ettik diyen çok insan duydum. Evet. Parti de gördüm. Efendim ceza kanunu nedir? Yabancılardan alındı. Cumhuriyet nedir? Dinimizi evet. elimizden aldı diyen, işte o püskürlüğü bile evet. Duydum. Allah rahmet eylesin. Ama şimdi bir cumhurbaşkanı artık cumhurun başkanıdır. Evet. Cumhurun başkanı iken bunları söylediği takdirde bu yanlış partiler bir bölümü temsil eder. Evet. O yüzden cumhurbaşkanı diyorsun. O yüzden hakaret evet. etmeyin ona diyorsun. Evet. Parti başkanı değil, parti başkanına hakaret etmeyin demiyorsun. Cumhurbaşkanı evet. etme. Neden? Hepsini temsil ediyor tabii. diyor. Ama cumhurbaşkanı da şunun farkına varmalı. Ya ben bir partinin başkanıyken arkadaşlarımla istediğimi söyleyebilirim. Evet, ya bu cumhuriyet çok kötüdür aynen. diye düşünebilirim. Evet. Düşündü diye demiyorum. Ya bu medeni kanun ne biçim oldu, eskiden ne güzeldi diyebilirim. Ve parti içindeyken ya ne güzeldi, eskiden 4 tane hanım alıyorduk diyebilirim dedi diye evet. demiyorum. Ama bir cumhurbaşkanı bunu hem de 10 kez Kasım'da söylediğinde, bu cumhuriyetin olsa olsa ancak harf devrimi yüzünden bunu yaptık, şey olduk, ümmi olduk bir anda evet. dediğin zaman bu hakikaten yanlış, çok güzel söylediniz. İşte buna mücadele ettik. Dedik ki bir parti başkanı sıfatıyla söylemesin. Gelsin parti başkanı, tamam, ve bir anda kendisine bir iğne yapalım, geçmişini unutsun, ben nereden geldim, kimdim, neydim ben, adım neydi desin demiyoruz. Ama bir partili değil artık. Bir partili olduğu takdirde kendi şeyinde grup toplantısında söylediğini aynısını cumhurbaşkanı iken söylemez. Bir ikincisi de söylediğinizde bir şey var. Orası da çok çok önemli. Doğru valla. Ya bu Osmanlı'da Osmanlı'yı batıran çok açık yani. Atatürk çok büyük bir devrimci olduğu için gördü. Evet. Bu eğitim dedikleri kendileri raporlarında söylüyorlar. Kendileri evet. raporlarında söylüyor Osmanlı paşaları. 1800'lerin sonlarında diyorlar ki yahu bir taraftan mahalle mekteplerinde, işte o sübyan mekteplerinde evet. sonra medreselerde adam yetiştiriyoruz. Bir taraftan misyoner okullarında, 500'e yakın misyoner okulunda evet. tamamıyla farklı idealler olan insanlar yetişiyor. Bir de o günlerde, o dönemde hakikaten çağdaş, harbiye, tıbbiye, hı. işte Berri Hümayun, Bahri Hümayun, Mektebi Sultani gibi şeyler evet. kurmuşuz. Onlar bir şey yetiştirmeye çalışıyor. Ya üç farklı adam yetişiyor derken Atatürk çıkmış. Daha doğrusu Tevhid Tedrisat. Yahu Türk gençlerini böyle bölmeyelim. Bu kadar Osmanlı'daki birbirini anlamayan aynı şey. Döndük tekrar. Maalesef bu iktidarın yaptığı, en net yaptığı şeylerden bir tanesi. Tekrar Osmanlı'daki gibi gençler arasında şöyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız baharat söylüyor. Dindar ve kindar bir nesil istiyorum diyor. İşte hakikaten çıkıyor. Bir bakıyorsunuz bir genç öbür gençle aynı idealleri paylaşmıyor. Paylaşmıyor. Biri medeni kanuna böyle böyle diyor. Nereden öğrendin diyorsun. Püskürlü amcam öyle söyledi diyor. Ya da işte parti başkanım öyle söyledi diyor. Öbürü orada pırıl pırıl. Sayın Cumhurbaşkanımız arada sırada karışıyor, diyor ki matematiği öğrenecek ne olacak, fiziği öğrenecek de dinini mi öğrenmeyecek diyor. İnsanlar o döneme döndü. Çok doğru bir şey söylediniz. Bu eğitimi tevhid tedrisatla ne kadar önemli bir devrim olduğunu evet. bugün bizler
Görüyoruz. Evet. Anlıyoruz çocuklarımıza, doğru mu? Şimdi bir aileyi düşünün. Her biri ayrı baş çekiyor. Heh. Orada huzur olur mu? Olmaz. O bir kültürdür, bir yaşam biçimidir ve bir eğitimdir tabii bu. Aile toplumun temeli diyorsak, toplumda da eğer böyle farklı farklı insanlar yetiştirilirse orada huzur olmaz. Türkiye'de demokrasiden söz edebiliyor muyuz? Ne yazık ki edemiyoruz. Sürdürülebilir bir kalkınma, evet imzalıyorlar. 2015 yılında Birleşmiş Milletler'de, evet. Türkiye'de imzaladı. 2030'a kadar ulaşacağım ben bu hedeflere diye taahhüt etti. Ama bir yandan da eğitimi nereye çekiyoruz? Hakikaten dinselleştirilen ve özelleştirilen bir eğitim var. Şimdi yoksul çocuğunu nereye gönderecek? O zaman sadece gösterdiğim okula gidersin diyor. Oysa bütün dünyaya bakıyoruz, yapay zeka ile uğraşıyorlar, robot teknikleriyle uğraşıyorlar. Ama biz İmam Hatip'e yönlendirebilmek için çocukları boş kalıyor. Aynen. Nitekim. Yani ailelerde, yoksul aileler ya da eğitimi fazla olmayan ailelerde çocukları iyi okusun diyor. Göndermek istemiyor. Onun için boş kalıyor. Tabii. Ondan sonra zorunlu olarak işte Sarıyer'den taşıyorlar Nişantaşı'ndaki İmam Hatip'e. Yani şimdi bunlar doğru şeyler değil. Şimdi biz tabii baroda bir de yapay zeka hukuku gelişmeli mi, nasıl olacak? Bütün bunların çalışmalarını da yapıyoruz. Yani dünya nereye gidiyor? Ve bizim çocuklarımıza biz hatta neyi öğretmeye çalışıyoruz? Bu çok üzücü. O zaman ne oluyor? Yoksulun çocuğu yeterli, düzgün bir eğitim alamıyor. Ama özel okullar var. İsterseniz özel okullara gönderin diyor. Aynen. O zaman biz hakikaten Laik Bilimsel Eğitim Platformu'nda da beraber çalıştık. Laiklik olmadan, bilimsel eğitim olmadan gelişme de olmayacak. Olur. Bunu görüyoruz. O zaman eğitimi dinselleştirmemeli, eğitimi özelleştirmemeli. Aynen. Ta 1924 tarihli anayasamızda da 87. madde eğitimden herkes diyor. Herkes. Herkes yani kız ve erkek çocuklar aynen. için parasızdır, temel eğitim ve mecburidir diyor. Şimdi nereye doğru geldik? Bir yandan evet okur yazarlık çoğaldı deniyor ama kadın açısından baktığımızda 2019, bugün 13 Kasım. Ben söylemiyorum bu rakamları. Bakanlığın sayfasından aldığım sayılar bunlar. 1 milyon 800 binden fazla kadın okuma yazma bilmiyor. 4,5 milyondan fazla kadın hiç okula gitmemiş ama okur yazarım diyor. İşte kurslara gitmiş. Orada okuma yazmayı öğrenmiş sadece. Toplam kadın nüfusunun %75'i yani 1/4'ü en çok ilköğretimi bitirmiş ve içinde de okuma yazma bilmeyen, okula gitmeyen ama okur yazarım diyenler var. Şimdi böyle bir nüfusun yarısı kadınlar. O yarının da 1/4'ü bu durumdaysa o zaman ne oluyor? İşte %25 kadarı bizler gibi üniversite okumuş, lise okumuş, o zaman çalışabiliyor kadın. İşte çalışma oranına bakıyoruz yine. Bakanlığın kadın statüsünün web sayfasında aldığım sayılar bunlar. 2019 kadın diyor Türkiye'de kadın. %28 çalışma, istihdam. Karar verici konumda hiç yoklar. Ne yazık ki çok üzücüdür. Atatürk'ün partisinde bile yerel yönetim seçimleri yeni yapıldı. Yine kadınlar yok. O zaman demokratik bir Türkiye'den nasıl söz edeceğiz? Çünkü demokrasinin en temel kriteri kadın erkek eşitliği. Çünkü nüfusun yarısı. Hani farklı aynen. azınlıklar aynen. diye bakılabiliyor bazen aynen. demokrasi açısından ama en temeli iki cinsiyetin bu kadar farklı eğitim düzeyinde olması, birinin çalışıp diğerinin çalışamaması, birinin hep ben temsil ederim deyip Büyük Millet Meclisi'nde de, yerel yönetimlerde de, belediye başkanı, belediye meclislerinde bile o kadar az kadın var ki hala. Dolayısıyla demokrasiden söz edebilmemiz mümkün değil. Kadın hakları için mücadele ediyoruz. Biz bunu diyoruz ki bu bir demokrasi mücadelesi ülkede. Hatta eğer kadın güçlenebilirse ondan sonra da sürdürülebilir bir kalkınma mücadelesi. Tabii. Bizlerin yaptıkları.
Ne yazık ki hukukun üstünlüğünden söz edemiyoruz. Hukuk kurumları dahi bazen hukuka sahip çıkmıyor. Ona geleceğim. Ona geleceğim maalesef. Evet. Şimdi ilk önce şunu şey yaptık. Hakikaten hem Cumhuriyet'i daha yeni kutlamıştık. 10 Kasım'da Atatürk'ü evet. andık. O Cumhuriyet'i bize armağan eden, bu devrimleri bize armağan eden, Türkiye'yi gerçekten çağdaş ülkeler evet. seviyesine çıkartan, ben şimdi şöyle düşünmüyorum, siz de muhakkak öyle. Osmanlı çok kötüydü, her şey kötü. Hayır. Hayır. Tabii ki o Osmanlı bir süreç. Çok önemli bir devletti. Ama o süreç içerisinde tabii. maalesef gelişmelere uyum sağlayamayınca o dönemin, evet. Kemal Tahir şöyle derdi, Kemal Tahir hiç böyle şeriatçı falan değildi. Diyordu ki pırlantayla şey çarptı birbirine. İşte kristalle evet. mi ne diyordu? Kristal kırıldı diyordu. Osmanlı'nın evet. yani baş evet, edemedi. Doğru. Doğrudur, şeydir. Ama yerine kurulan cumhuriyet. Biz bugün o tukaka falan manasında söylemiyoruz ama insaf yani. İnsaf yani evet. padişahlar şeydi. Atatürk de zaten Osmanlı paşası olarak meclisi açmıştı. Osmanlı'dan da falan açmış dediğinde... Hı hı. Artık insaf bir şeyler söylemek lazım. Yalnız şunu söyleyeceğim. Çok doğru. Osmanlı'dan bir sömürge olmuş, yarı sömürge olmuş bir devletten işgal edilmiş. Her evet. köşesi işgal edilmiş. Den bir Türkiye Cumhuriyeti yaratıldı. Ve Türkiye Cumhuriyeti yaratılırken Atatürk tabii ki sadece şey değil, savaş kazanan bir komutan değil. Bir tabii. hakikaten bir devrimci. Evet. Çünkü bu devrimi yaparken de Osmanlı'nın yıllardan beri yapmak istediği yapamadığı üç şeyi doğru. yaptı. Bir, ekonomi dedi. Yabancıların elinde olursa limanlarım, demir yollarım filan evet. olmaz dedi. Olmaz. Aynen. Olmaz. Daha Cumhuriyet kurulmadan ekonomi aynen. zirvesi. Zirvesi yaptı. İktisat Kongresi'ni topluyor. İktisat Kongresi'ni yaptı. Ekonomi dedi. Bankalarım, bilmem ne, her şeyim, her evet. şeyim. Fransızların, Almanların, İngilizlerin elinde olursa hiçbir şey yapamam. Bir bu. Evet. Bir bu. Şimdi vardığımız noktayı tekrar konuşalım. İki eğitim, bitmiş bir eğitimi üç tane birbirini tanımayan genç yetiştiren bir toplumdan tevhid tedrisata döndük. Aynı düşünceler demek istemiyorum ama aynı idealleri aynı olan. Aynı idealler. İyi okusun çocuğum diyen, iyi okusun. Şimdi nereye döndük? Abi diyor çalarsa çalsın ondan merak etme imam hatip yapacakmış diyor. Şimdi böyle düşünen... Bir topluma dönüştürmek istedik. Ayrı. Evet. Üçüncüsü ise hukuk. Hukuk. Şimdi hukuk. Gerçekten herkese eşit uygulanan. Şimdi şu durumdayız. Ben size soracağım. Şimdi inanılmaz bir şey. Basit gibi geliyor ama okudum şimdi. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin il başkanlarının korumalarını İçişleri Bakanı çekmiş. Çekmiş. Evet. Şimdi hukuk. Diyorsun ki parti başkanlarına hı hı. işte şeyleri halinde, ihtiyaçları halinde evet. Koruma tahsis edilir diyorsun. Öbürleri duruyor, ikisini çekiyorsun evet. İçişleri Bakanı. Şimdi hukuk. Şimdi herkese yılları... eşit uygulanmalı aynen, değil mi? Öyle denir kanun sözde. Önünde herkes İki, eşit. Tekrar söylüyorum demin evet. bağlanamadık bir türlü. Ya bir gencecik 11 yaşında bir çocuk. Ve mümkün olmayan bir şekilde... İntihar etti diyorlar. Evet. Çocuğun bütün şeyleri gösteriyor. 20 ay, neredeyse 2 yıla yakın bir süre geçmiş. Başsavcı yeni açıklama yapıyor. Bakın diyor, Y kromozomunu evet. bulduk, babanındır, üstüne gitme diyor. Babayı da içeri attılar evet. bir ara deli diye. Evet. Daha geçenlerde bir milletvekilinin evinde bir gencecik bir, ya Özbek galiba, bir evet. Nadire Kadirova ölü bulundu. Aa bu kendini ateş etti. Kendine dediler. Kendisini ensesinden vurmuş dediler. Geçen gün soru sormuşlar. Meral Danış Beştaş şeyde mecliste. Adalet Bakanı demiş ki elinde şey bulunmadı demiş. Hı hı. Kurşun barut şeyi bulunmadı demiş. Artık bilmiyorum ama evet. Ya düşünün. Bazı şeylerin üstü kapatılıyor. Bu başka birinin çocuğu olsaydı. Bugün zengin birinin Allah korusun ya birinin çocuğu olsaydı. 18 aydır çıt yok bu ülkede. Ya çılgınlık. Şimdi hukuka geleceğim orada. İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Şimdi geçen günde
Sayın Berat Albayrak bir yerde konuşurken inanılmaz bir şey söylemiş. İnanılmaz. Yani gerçekten söylüyorum. Atatürk ve o devrimi yapan arkadaşları ya böyle hakikaten dönerler ya. Aynen şöyle demiş. İsminin başında profesör, ekonomist yazan ama ülkeye zarar vermeye çalışan, milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde algı oluşturmaya çalışan kişiler var demiş. Şimdi dikkat edin. Evet. Kimmiş bunlar? İşte enflasyon çok, yalan yapıyorlar, evet. Az gösteriyorlar. Yok bilmem ne çok, yok işsizlik şeylerini saklıyorlar diyen kişiler. Bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok demiş. Evet. Terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten. Bunun üzerine demişler ki terörist diyor bu şeylere. Çünkü Berat Albayrak aynı zamanda şey de demişti referandum sırasında bizlere dönüp hayır diyenler hendekçidir, çukurcudur, evet. Teröristtir, vatan haindir, hesabını sorarız demişti. Şimdi aynı kişi çok kızmışlar buna. Bakanlık nasıl siz bizim bakanımızı, sevgili bakanımızı terörist hemen demişler hukuki soruşturma için gerekli mücadelede girişimlerde bulunduk demişler. Evet. Yani çok kızmışlar. Bir daha ekonomiden sakın konuşmayın. Allah'tan ekonomist değilsiniz. Bir yerde enflasyon evet. falan demeyin. Hatta daha az deyin. Ama ya nasıl bir hukuk bu? Evet. Nasıl bir hukuk bu? Şimdi size onu soracağım. Esas. Nasıl bir hukuk? Esas. Bu arada da Barolar Birliği'yle bir şey var. Yani ben açık söyleyeyim. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Sayın Barolar Birliği Başkanı'nın son bir aydır söylediklerini de, işte bu yargı reformunu da, şu anda bu genel kurul çağrısına verdiği cevapları da ben anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum zaten. Yani anladığım takdirde neden olduğunu kötü sonuçlara varacağım diye düşünüyorum. O bakımdan ben siz bize ne oluyor ya? Bir anlatır mısınız? İstanbul Barosu gibi dünyanın en barosu. Büyük barolarından belki New York barosu bilmiyorum ama belki en büyüğüsünüz. En büyük, evet. Şimdi bu baronun evet. ve diğer 11 baronun yanında Ankara var, Diyarbakır var, evet. İzmir var, Adana var. Şimdi tabii bunlar sadece birlikte hareket edip de yapanlar, açıklama aynen, yapanlar. Aynen. Ama aynı yönde %75'i düşünenler falan. Zaten tabii canım, ben size şeyi sayıda. Soracağım. Yani ne oluyor? Ne oluyor? Çünkü bilmeyen herkes şöyle söylüyor. Açık söyleyeyim yani. Acaba birileri bakan mı olmak istiyor? Birileri şöyle evet. mi diyor? Yani ben onlara hiç girmeyeceğim. Evet. Size de girmeyeceğim. Ne oluyor ya? Bu acayip bir şey. Ne oluyor? Şimdi yargı bağımsızlık ister. Hatta o kadar kararlıydı ki bu hükümet anayasa değişikliğinde bir de yanına tarafsızlık ekledi. Yargı gerçekten bağımsız ve tarafsız olmadıkça ne adalete güven olur aynen. ne de adalete erişim olur. Dolayısıyla insanların huzurlu, güvenli yaşayabilmesi için yargı bağımsız olmalı. Bu kurala baktığımız zaman yargı yılı açılışı nerede yapılmalıdır? Her zaman olduğu gibi Yargıtay'ın tabii. kendi tabii. salonunda yapılmalıdır. Yapılan yer külliye ya da işte Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Şimdi Cumhurbaşkanı kim? Partili tabii ve yürütme kurulunun başı. Tabii. Dolayısıyla yürütmenin mekanında yargı yılı açılışı olursa o zaman yargıdan endişe duyarız. Evet, Yargıtay Başkanı bildiğiniz gibi şimdi HSK'nın yeni yapılanmasında zaten Cumhurbaşkanı tümünü tabii, atıyor. Tabii. 13 üyenin işte 4'ünü tabii. kendi doğrudan meclis aracılığıyla Yargıtay'dan, Danıştay'dan. Zaten Adalet Bakanı ile müsteşarda. Evet, avukatlardan ya da işte hukuk öğretim üyelerinden 3'ünü derken 13'ünü meclis aracılığıyla gerisini seçtiği için zaten partisinin egemen olduğu çoğunluk bir partisi seçiyor. Böylece zaten yapı Adalet Bakanı ve müsteşarı da yani yardımcısı da orada. Şimdi yargının bağımsız olduğunu zaten söyleyemiyorduk. Ama bir de bunu göstere göstere yürütmenin evinde ben yargı yılı açılışı yapıyorum denirse zaten karşı çıkıyorduk. Fakat avukatların yani bağımsız savunmanın
başındaki bir kişinin orada yargı yılı açılışına gitmesi ve inanılmaz böyle memnuniyetle orada konuşmalar yapması tabii ki kabul edilebilir değil. Sadece bu değil, tabii çok belli adımlar da oldu. Örneğin en sonuncusu da bir müftünün kıydığı nikah, aynı zamanda aynı masada bir de belediye başkanı oturuyor. Evet, evet. Dolayısıyla medeni kanunu bu tamamen hiçe sayan, hukuk devriminin en temel yasasını, laikliği hiçe sayan bir masada oturdu ve tanıklık etti. Hani belki söyleyenler diyorlar ki o tesadüfen işte oradaydı da bilemeyebilirdi. Ama siz olsanız, ben olsam tabii, tabii. Öyle bir yerde bir dakika. Tabii. Yani ben bu iki hukukluluğu yarıştırmam. Aynen. Biz tek hukuk birliğine bağlıyız ve bunu savunuruz deyip oradan kalkması lazımdı. Şimdi bunları göre göre yapması hakikaten bir de yargı reformu strateji belgesini inanılmaz alkışlaması. Yani hükümetler devamlı bilirsiniz 3'er yılda, 4'er yılda bir strateji belgeleri ya da eylem planları çıkarırlar. Ama süresi bittiğinde o eylem planı ya da strateji belgesi acaba ne kadar sağlıklı bir olumlu durum yaratmış? Bu değerlendirme yapılmaz. Süresi doldu, bir daha yapalım. Aynen. Aynı şekilde bu yargı reformu strateji belgeleri birbiri peşine geliyor. Biz hemen baroda hatta inceledik. Dedik ki bunu çöpe atalım. Çünkü diğerlerinin tekrarı ve neler iyiye gitmiş onu bile göremiyoruz. Tabii çöpe atmakla olmuyor. Sonuçta ellerinde bir belge ve meclisten de geçti. Şimdi buna da çok sahip çıktı. Avukatlara yeşil pasaport getireceğim falan. 15 yılı doldurmuş avukatlara alkışladı şeyde, külliyede, sarayda. Şimdi bunlar tabii avukatların tepkisini çekti. Avukatların sorunu ne yeşil pasaport... Aynen. Ne de öyle saraylara gidebilmek. Bağımsız yargı. Bağımsız yargıya, bağımsız savunmanlar olmak. Ve avukatların sorunu çok fazla. O kadar çok sayıda ki hukuk fakülteleri birbiri ardına açıldı. Ne yazık ki yeterli bilgiyi alamadan mezun olan çocuklar, tabii sınav yok sonuçta. Sınav olmayınca geliyorlar doğrudan baroya, staja. Aynen. Ve ondan sonra da avukat. Neredeyse şu anda işte 80 bine yakın öğrenci var. Yani mezun olacak 4 yıl sonra. 120 bin de avukat var. Yani 4 yıl sonra 200 bin avukat var. Ve bunlar nitelikli hukukçular olamıyorlar. Çok üzücü tabii. Şimdi bütün bunlar sorun olarak önümüzde duruyor. Yargının işlememesi, yargının taraf kararlar çıkarması... Zaten yapılanması Cumhurbaşkanlığına bağlı. Bunlarla mücadele etmemiz gerekirken hukuk kurumunun başındaki, yani avukatların odasının başındaki tam tersini yapıyor. Yani yürütmenin şeyine girdi, ne söylüyorlarsa söylediklerini de çok böyle hararetle alkışlar bir halde. Tabii artık son damla gelmişti doğrusu ve barolar önce açıklamalar yaptılar. Hatırlarsanız külliyeye gitmesin diye evet, 52 baro aynen. birlikte açıklama yaptı. Gitmeyin diye. Tabii hiç avukatların sesini duymadı. Gitti. Diğerleri de peş peşe gelince yaptıkları o zaman artık bir hareket yapılması gerekiyor. Özellikle İstanbul Barosu hep hukuku savunmuştur. Hep Cumhuriyet'in hukukunu savunmuştur. Bunu en başta savunmamız gerekir. Hukuk kurumunun başında böyle birisi olmasın diye. İşte iki gün önce, dün hatta 12 Kasım, 12 baro başkanı geldi. Birlikte bir bildiri yazıldı. Ve hatta o 12 baronun avukat sayısını topladığınız zaman Türkiye'deki toplam avukat sayısının %72'si. Şimdi demek ki %72'si avukatların diyor ki bu yanlış, bu hukuka hiçbir şeye dayanmıyor, bu gerekçesiz. İlk önce bir başvuruda bulunuldu biliyorsunuz. Tabii. Barolar olan, tabii. başvuruda bulundu, 10 baro. Aynı anda gelmemiş, aynı günde gelmemiş gibi bir şeyle hukuksuz, dayanaksız, gerekçesiz reddettiler bunu.
Daha sonra barolar dedi ki aynı gün yönetim kurullarımızdan birisi gidip orada evrak kaydına geçirdi. Tabii gündeme almak zorundaydı. Bu defa yine reddetti. Yine ve inanılmaz bir gerekçeyle. Kanuna aykırı. Aynen. Yani hukuku bırakın o güzel hani hukuk dediğimiz kavramı kanuna aykırı. Avukatlık kanununda diyor ki Barolar Birliği yönetim kurulu gerektiğinde diyor. Gerektiğinde kendi toplamıyor. Veya 10 baro yazı ile istemde bulunmuşsa olağanüstü genel kurulu toplar diyor. Yani toplantıya çağırır diyor. Çağırabilir falan değil. Şimdi bu çağırır maddesini hiç dikkate almıyor. Emredici hukuk kuralı. Pardon, bir şey yapacakmışız galiba, öyle mi? Reklama gidiyoruz galiba. Hı hı. Burada kalın çünkü olur, uzun. Devam edelim. Çünkü benim de orada soracağım var. Gerekçelerini ben dinledim. Yok. İnanılması güç gerekçe yani. Yok. Kamu yararı yoktur bu işte filan evet. gibi. Ama geleceğiz. Peki. Bir reklam arası verelim efendim. Evet, sevgili Cem TV izleyenleri. Hep söylüyorum, her zaman söylüyorum, tekrar söylüyorum. Çok değerli konuklarımla. Biz burada konuşurken... her zaman söylediğim için tekrar ediyorum. Bizim düşündüklerimizden farklı düşünen olabilir. Ama bir tek şeye her zaman emin olun dedim. Biz doğruları söylemeye gayret ediyoruz. Doğruları. Şimdiki söylediklerimiz, şimdi tekrar geleceğimiz Barolar Birliği Genel Kurulu daveti, çağrısı konusundaki koparılan fırtına, Barolar Birliği Başkanı'nın açıklamaları, işte demin eğitimde birlik, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri hepsini, Cumhuriyet'i anlattık. Hep biz doğruları, yalan, siyasal olsun diye, palavra, püsküllü misali, gerçek olmayan şeyleri söylemiyoruz. Bunu bir kere çok net olarak söyleyelim. Hemen oradan gelelim. O yüzden tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum. Şurada kaldık. Siz %70'inden fazlasını temsil eden barolar olarak ilk önce ayrı ayrı getirdiniz. Genel kurula gidelim. Bunları evet. tartışalım dediniz. Hayır dendi. Hayır, ve kanunda olmayan bir aynen. şey söylendi. Efendim onları ayrı ayrı vermişsiniz. Evet. Olmaz. Hep beraber vereceksiniz. Bunun üzerine beraberce aynı gün aynı şeyde götürüldü ve verildi aynı anda. Evet. Bakın 12 tane beraber verdik dendi. Bu sefer sonra yine yönetim kurulu toplandı. Evet, Barolar Birliği'nin. Yani benim duyduğum kamu yararı yoktur bunda. Neden beni devireceksiniz filan türünde inanılmaz. Gerekçe olamayacak şeyler. Aynen. Tabii yani hukuki bir dayanağı yok, gerekçesi yok. Yani kanunu aşmayı haklı gösterecek bir şey yok. Bütün bunların dışında bir de kanunun, avukatlık kanununun 115. maddesi var. Onun ikinci fıkrasında diyor ki, tekrarlıyorum biraz önce de belki söyledim. Barolar Birliği yönetim kurulu gerekirse kendi toplayabilir. Ama eğer en az 10 baro yazılı şekilde talep etmişse o zaman... genel kurul toplantısının olağanüstü olarak toplanır diyor. Toplanır. Toplantıya çağırır diyor. Toplantıya çağırır diyor. Üyelerin yok %60'ını oluşturacak 50 falan değil. 10 baro çağırırsa toplanır. Evet. Toplanabilir. Birlik başkanına bağlıdır falan demiyor. Tabii şimdi öyle bir kişi ki hukukçu, yönetim kurulu hepsi hukukçu. Çağırır ile çağırabilir farklı bir şey. Çağırır. Emredici bir kural. Yani bu onun göreviydi. Yönetim kurulunun göreviydi. İşte 6-3 gibi bir şeyle reddedildi bu da. Şimdi tabii bunun üzerine avukat arkadaşlar, bizim meslektaşlar, 12 baro, diğer barolarda da hepsi büyük tepki duydular. İşte onun için dün 12 baro başkanı geldi İstanbul'a, bir basın açıklaması yapıldı ve tekrar... Bu hukuksuz, gerekçesiz, dayanaksız, şu karardan geri dönün, olağanüstü toplantıyı yapalım, hukuku savunalım, demokrasiyi savunalım. Hukukun üstünlüğü ülke için çok önemli. Biz savunma mesleğini
esas alan grubuz diye tekrar çağrıda bulunduk. Bu olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Tabii ne diyeyim, hukukçulara yakışmayacak şekilde de hodri meydan ne yaparsanız gibi sözler de söylemiş. Bizim basın bildirimizin de son kısmında evet biz bu nedenle birlik başkanının hodri meydan çağrısını kabul ediyoruz. Ama biz de sesleniyoruz. O meydan genel kurul. Genel güzel. Kurulu toplantıya çağır. Gereğini yap diye talepte bulunduk. Peki şimdi Barolar Birliği'nde benim bildiğimde yani orada pırıl pırıl çok değerli yönetim kurulu üyeleri var. Evet, bizim muhakkak. Sizin temsilciniz iki de delegemiz var. De var. Aynen. Evet. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Tabii bunu bir hakikaten onlar çok değerli insanlar. Onlar karşı oy yazdılar. Onlar söyleyeyim. Karşı mı yazdılar? Tabii karşı tamam. oy. Evet. Tamam. Çünkü tanıdığım, hakikaten çok saygı duyduğum, çok değerli insanlar var, arkadaşlar var. Peki, şimdi bir şey soracağım. Çünkü bu ilerisi için beni çok huzursuz eden bir şey. Şimdi, tabii bilmiyorum, bunu da hukuk dışı bir şey sordum ama. Sayın Cumhurbaşkanı, daha bu Barolar Birliği şeyken inanılmaz bir takım tehditlerde bulunuyordu. Artık diyordu onu dağıtacağız artık, herkes kendi barosunu kuracak, herkes kendi birliğini kuracak, isteyen kuracak. Şimdi bunu çok yaptılar. Evet. İşte iş adamları iken işte Müslüman iş adamları. Müslüman. Evet. Yok işte basın konseyi iken Müslüman basın konseyi. Her i̇şte şeyi, bilmem neyken işte evet. Müslüman karşısında şeyleri. Şey. Kadın kuruluşları için kadın kuruluşları bile. İşte bu, bunları eğitim böyle bir vakıfları. Şey yaptılar. Kendi evet. şeylerini kurup. Aynen. Sonra bir şey yaptılar. Bu açık ortada. Hı-hı. Üniversiteler de öyle. Ne güzel tabii, söylediniz. Tabii. Birazdan oraya geleceğiz ama. Evet. Yani normal üniversitelere hayır kontenjan arttırmayız derken bir anda cemaatin, evet. vakıfların şeylere namütenayi kadrolar verdiler. Çünkü amaçları şuydu. Ve kaynaklar. Kaynak. Tabii. Amaçları şuydu zaten. Ya biz oradan adam devşireceğiz. Merak etmeyin. Evet. Öbür avukatlar ne yaparsa yapsın bize ne. Biz onlardan devşireceğiz. Evet. Ve bunu yaptılar. Gerçekten yaptılar. Evet. Bugün sınavlarda baktığınızda devletin sınavlarında görülüyor zaten. Kesin gözüküyor. Yani. Evet. Kesin. Zaten evet. çok açık söylüyorlar da. Şimdi bu şey sizin haklı olduğunuzu düşündüğüm tartışmada böyle bir şey gelebilir mi? Bir Demokles'in kılıcı gibi. Öyle mi? Hani düşünmek istemiyoruz diyoruz ama bunun için yapılıyor olabilir mi? Bu hodri meydan. Hadi gelelim bakalım. Hadi gücünüz varsa. Hani evet. bir de sizin yüzünüzden oldu bunlar. Bak çok ısrar için. Ettiniz evet. Diye böyle oldu kafalarında. Diye. Vallahi yani Türkiye'de bir şeyler geriye maalesef. Mi gidiyor diye endişe ediyoruz. Evet geriye gidiyor bazı şeyler. Ama Cumhuriyet bir devrimdi. Tabii ki bunun karşı devrimi olacaktı. Türkiye onu yaşıyor şimdi. Fakat öyle görüldü ki 29 Ekim'de gördük. En son 10 Kasım'da gördük. Artık halk sahip çıkıyor. Tabii. Yani Atatürkçü düşünceye, Atatürk'e belki düşüncesini çok tartamasa bile Atatürk'ün bir kurucu aynen. olduğuna demek ki Türkiye aynen. sentezini oluşturuyor ve Türkiye sentezini çok Atatürkçü doğru. düşüncede çok oluşturacak. Yani İstanbul, Ankara, İzmir belediye seçimlerinde bile ortaya çıktı. Evet. Yani devlet evet. bütün ağırlığıyla, devlet evet. bütün ağırlığıyla İçişleri Bakanı, hani, YSK'sı, Sayın Cumhurbaşkanı, bütün bakanlar olmaz evet. biz seçileceğiz dedi. Dedi halk ve bütün kaynaklar akıtıldı. Akıtıldı, inanılmaz. Buna rağmen halk demek ki artık diyor ki biz nefes almak istiyoruz. Ben Cumhuriyet'e sahip çıkacağım, ben Atatürk'e sahip çıkacağım diyor. Bu kolay bir süreç değil. Sosyal olaylar öyle hemen bugün işte başladı, yarın olacak değil. Burada mücadele gerekiyor. Hangi yolda? Laiklik, bilimsel eğitim, akla bilime dayanan eğitimle çocuklarımızı yetiştirmek. Aynen. Şimdi bunlar yapılırsa tabii ki önümüz Türkiye'nin her zaman açık olacak. Açık olacaktır. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi değerli dostlar, yani şunu görüyorsunuz. Gerçekten Türkiye'de yani bunu katılan öğrenciler için de düşündüğümü söylemiştim. Nazan Hanım ya yıllardan beri gerçekten kadın hakları konusunda sadece kadın hakları değil ama hukuk konusunda
eğitim, çağdaş tabii. bir eğitim konusunda, çağdaş bir demokrasi, insan haklarına dair bir demokrasi kurulması yönünde inanılmaz mücadele vermiş bir insan. O mücadeleyi gören sonunda, yani o da karar verdi, baronun başkan yardımcısı olarak İstanbul Barosu gibi dünyanın en büyük barolarından bir tanesi, belki de birincisi olan da İstanbul Barosu'nda başkanlık görevine geldi. Şimdi başkan yardımcılığı görevine geldi. Başkan da çok değerli bir dostumuz, tabii, Mehmet Durakoğlu. Tam Cumhuriyet savunucusu. Yani, yanlış evet. söyledim. Hı-hı. Şimdi şunu merak ediyorum en son şey. Bu sorunu tartıştık. Şimdi Türkiye'de benim biraz moralim bozan bir şey var. Eğitimden sonra, hı hı. o da hep konuştuk ama evet. bir kez daha size şey yapmak istiyorum, sormak istiyorum bunu. Şimdi hele hele bir zamanlar anayasa yapılırken, işte Osman Can gibi, Ergun Özbudun gibi bir takım akademisyenler hı. çıkıp evet. Allah'ım böyle reform görülmedi dediler. Türkiye'de hukuk şahtı şahbaz oldu. Evet. Sonra siyasetçi, hı hı. siyasetçi her şeyi söyler. Tabii. Siyasetçinin kendisi dedi ki kendisi evet. biz dedi bilerek cemaate verdik hı hı. ama yanlış yapmışız şimdi bozacağız dedi. O cemaate verirken hep yardımcı olanlar bize gelip burada yok canım ne alakası hı hı. var devrim yapıyoruz diyenler evet. işte Osman Can gibi Ergun Özbudun gibi adlarını veriyorum çünkü hakaret hı. etmeden gerçeği söylemek evet. lazım. Çünkü Türkiye öyle bir ülke ki. 5 sene sonra bakarsın onlar çıkarlar biz her zaman demokrasiyi savunduk derler. Yargı evet. bağımsızlığını savunduk derler. Türkiye burası. Evet. Şimdi onlar bir sürü insan gazeteciler falan Allah'ım dediler çok iyi bir şey. Fakat gördüğüm şu hukukta gerçekten ne güzel söylüyor tarafsızı yazdılar. Evet. Öyle bir tarafsızlık var ki mecburen yani bir kişi atıyor. Ben yargıçlara evet. bir şey söylemek istemiyorum yani. Tabii. 25 yaşında savcı oldu, hakim oldu. Çocuk hakimler var. Evet, 40 sene ama biliyor evet. ki bir kişinin iki dudağındayım ya. Doğru. Güzel İstanbul'a gelmem ağır ceza. 25 yaşında İstanbul ağır cezaya reis olurum, başkan olurum diyor. Evet. Ya da mahvolurum diyor. Oradan oraya, oradan oraya ben ömür boyu gezerim diyor. En evet. iyisi bir de bu terör örgütü üyesiymiş deyip bir kanaatle atmazlarsa diyor. Şimdi tabii. bu insanlar bunun altında ama şöyle bir şey çıktı ortaya. Tarafsız yargı diyorduk. İşte görüyoruz. Hı hı. İki senedir Rabia'nızın sorununu çözemeyen tam tersine daha karıştıran bir yargı. Nadire Kadirova'nın gencecik bir evet. Buraya çalışmaya gelmiş birinin ölümünde kardeşini ailesini ya ne olacak bu çalışmaya geldi benim kardeşim nasıl diyen dedirten evet. bir yargı. Demin söylediğimiz gibi korumaları veriyorsun çekiyor. Geçenlerde işte ya bir devletin Haydarpaşa evet. sirkeci ihalesinden bir anda bakanlık bunları ben dedi dışarı bırakıyorum dedi. Şimdi yargıya başvurdular. Evet. Merakla bekliyorum. Evet. Merakla bekliyorum ama gerçekten. Ama hakikaten biz de merakla bekliyoruz aynen, onu. Aynen merakla bekliyorum. Hangi kavram işte müşterek dememiş, evet, ortaklaşa müşterek demiş. Müteselsil dememiş. Yani bundan yani dolayı olmaz. Ben evet. şey ya evet. çok mu buraya müşterek ve müteselsilen yazmamışsınız onu yazın lütfen. Ben anlamıyorum bunu dersin. Der ekler yazar yani burada evet. başka ana şeylerde evet. sözleşmeye aykırılıkta bir şey yok daha, ki. Bir şey daha. Büyükşehir'in elinde olan kültür merkezleri vardı. Dün baroda bir toplantı yaptık. Eğitimle ilgili diğer sivil toplumla yapacaktık. Bizim baronun salon hep dolu. Sürekli tabii toplantılar tabii. oluyor. Tarık Sefer Tuna'ya da yapalım dedik. Hemen yakın. Hı. Eskiden pek alamıyorduk. Şimdi alırız dedik. Hı. Meğer Kültür Bakanlığı'na verilmiş artık. Öyle oysa mi? Büyükşehir. Tabii. Yani Kültür Bakanlığı'na şey yapılmış. Evet. Tahsis şimdi, edilmiş. Yani fark etmiyoruz İnanılır. Bir sürü şeyi tabii. ama ne İnanılır. Yazık ki işte en son boğazlarla ilgili bir aynen. tasarı, bir de tasarı çıkartıyoruz. Onun içinde diye. Bir de su yolu ifadesi var o yazıların arasında. O da herhalde Kanal İstanbul. Aynen. Yani bunlar doğru şeyler İnanılır. Değil. Bunlar doğru şeyler değil. Tarafsız yargı, Türkiye için. Tarafsız hukuk. Bir de evet. bakan çıktı, Ulaştırma Bakanı. İnanılmaz. Ya bu ihaleyi nasıl tuttunuz da bir özel kuruluşa, yeni kurulmuş bir şeye verdiniz? Evet.
Cumhurbaşkanı'nın oğlunun arkadaşına, mektep arkadaşına verdiniz, evet, deyince çıktı bir açıklama yaptı. İstanbul'u sahip çıkacak şehrine. Tabii çıkmak zorunda. Hatta da ama Ulaştırma Bakanı oylara çok ilginç bir demeç verdi. Hı hı. Efendim dedi, milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde bu şeyi, ihaleyi sorgulamak çok kötüdür. Şimdi yani hukuksuzluk o bir boyuta geldi ki milli birlik beraberlik diye çok önemli bir kavramı bile yaptığın hukuksuzluğun kanıt gerekçesi olarak sunuyorsun. Şimdi ben size o yüzden çok uzatmayayım, şunu soracağım size. İşte Albayrak'ın soruşturma açarız demesi. Hı hı. Geçenlerde döviz arttı diyene başsavcının açıklama yapması derhal. Gerekli soruşturmalar, işte bu konuda konuşanlara soruşturma açılacaktır diye televizyonlarda altyazı geçmesi falan. Şimdi hukukun ben çok geriye gittiğini düşünüyorum. Kim ne derse desin. Bundan 20-30 sene önce Türkiye'de bir Yüksek Seçim Kurulu vardı. Evet. Bir Anayasa Mahkemesi vardı. Şimdi hatta 61 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi herkes kendi kişisini seçerek getiriyordu oraya. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'nu Yargıtay, Danıştay kendi içinden seçiyordu. İki tane de bakan geliyordu diye biz o iki kişi, beşe ikiydi, o iki kişi bile fazla olmasın diyorduk. Şimdi 13'ün 13'ünü de neredeyse öyle bir dudaktan çıkıyor. Aynen. Parti başkanı olan o partinin üyeleri, başkanı cumhurbaşkanı olan partinin üyeleri seçiyorlar. 7 evet. kişiyi seçiyorlar. Diğer 6 kişiyi de tek başına o kişi seçiyor. Ve orada gelip YSK yapıyorlar. Bağımsızlık mı umacağız yoksa tarafsızlık mı? Ne diyorsunuz şimdi? Ya bu hukuktan siz hakikaten hukukun en önemli şeylerinden bir tanesiniz şu anda. Ya savunmayı, insanların şu durumda hakkını savunuyorsunuz. Hakkı. Geliyor size, benim çocuğum kayboldu, benim çocuğumu öldürdüler, benim çocuğum veya öldü veya şöyle oldu. Evet. Ya hakkımı koru veya geldiler yerime oturdular. Ne olur hakkımı savun diye geliyor. Siz de mahkemeye gidiyorsunuz. Şimdi ne diyorsunuz bu durumda? Bana demin bir şey gösterdiniz. Hep konuşuyoruz. Şu anda hep araştırma yaptığınız şeylerden bir tanesi de açık söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Hatta beraber neler siz göstermiştiniz, bulmuştuk. Cumhurbaşkanı kararıyla milletler arası antlaşmaları durdurabiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla filan. O da bir kararnameydi. Şimdi, aynen. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde vardı. Kararla diyordu. Kararname değil, kararla uluslararası antlaşma hükümlerinin uygulanmasını durdurabilir diyordu. Meclis tarafından onaylanmış. Onaylanmış. Evet. Şimdi gelelim. Hukuk genel olarak. Bağımsızlığı dediniz. Şart. Birinci şart. Evet. İkinci, yani neler yapılması gerekli? Baro olarak neler düşünüyorsunuz? Yani şu 1, 2, 3, 4 neler yapılabilir ve yapılmalı? Şimdi hukukun işlerliğini sağlayabilmek için sadece baroların yaptığı iş yeterli değil. Değil. Çünkü sonuçta Adalet Bakanlığı var. Bir Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti diyorsak onun kurumları var. Sadece barolar, barolar birliği bu yeterli değil. Yargı mekanizması üç ayaktan oluşuyor. Dolayısıyla üçü de sağlam basarsa anca biz adaletten medet umabiliriz. Adalet mülkün temelidir demek kolay. Ancak o temeli sağlam oluşturmak için o üç ayağında savunma, yargı üçünü de sağlam bastırmamız gerekiyor. Yargıda ne yazık ki bunu göremiyoruz. Yani hatta o kadar kararlar görüyoruz ki bir siyasi söylem çıkıyor, diyor ki işte ben yine kadın haklarından örnek vereyim. Bu 6284 sayılı kadının şiddetten koruma yasası doğru değil. 6 ay böyle evden uzaklaştırma verilemez dendiği anda yargıdan biz bir daha 6 aylık alamıyoruz. Kanun değişmedi. Kanun değişmedi. 6 aya kadar koruma kararı alınır. Fakat sorun, bütün avukat arkadaşlarımıza bu konuda çalışan 2 aydan fazla alamıyor. Neden? Çünkü böyle siyasi ağızdan bir söz çıktı. Aynı şekilde kürtaj konusunda yine bir söylemde bulundu. Bu işte olmamalı diye.
şu anda kanun değişmedi. Hiçbir devlet hastanesinde kürtaj yapılmıyor. Şimdi düşünün, kadın sağlığı açısından düşündüğümüzde inanılmaz bir şekilde ölümlere kadar yol açan bir durum. Dolayısıyla biz adaletten hakikaten medet ummalıyız. Ama bu nasıl olacak? Onun 1, 2, 3, 5'i hakikaten en temeli bir kere hukuk eğitimi. Yani geleceğe yönelik nitelikli hukukçular yetiştirebilmek için bu hukuk fakültelerinin bir kısmı herhalde kapatılmalı. Yani farklı bir sistem getirilmeli. Hukuk eğitimi tam amaca uygun olmalı. Daha sonra mesleğe geçişte evet doğru bir sınav getirildi şimdi ama o göstermelik bir sınav olacak. Hukuk mesleğine giriş sınavı. İşte oradan geçerse 100 puandan 70'ini alırsa bir hukukçu çoktan seçmeli sınavla seçilemez. Hukuk mesleği bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla işte o zaman avukatlık stajı yapabilecek, yok hakim adayı olabilecek gibi. Şimdi bu doğru bir yöntem değil. Hani belki çaresizlikten getirilmiş bir şey. Eğitimden sonra mesleğe girişte mutlaka sınav olmalı. Ama bu sınav avukatlar için ayrı bir sınav olmalı. Aynen. Hakimler için aynen, ayrı bir sınav olmalı. Aynen. Yani bunun örnekleri var dünyada. Aynen. Dolayısıyla Amerika'yı yeniden keşfe de gerek yok. Mesela Almanya'da gayet güzel iki basamaklı bir devlet sınavı vardır. Ona hazırlanmaları için adeta bir doktora eğitimi aynen, gibi eğitimden geçerler. Aynen. Yani derinlemesine hukukçu aynen, olurlar. Şimdi böyle bir sisteme ihtiyacımız var. Bunu da 3 aydır Bahçeşehir Üniversitesi hatta organizasyonunda uluslararası toplantıyla hukuk eğitimi nasıl olmalı, avukatlık stajı nasıl olmalı, uzmanlık olmalı mı gibi bütün bunları tartışıyoruz ve devam eden bir süreç bu. Şimdi herkes bu konuda gerçekten kafa yoruyor. Çünkü hukuk olmazsa bir ülkede insanlar hakkına tabii, ulaşamazsa huzur olmaz, güven olmaz. Onun için sadece İstanbul Barosu'nun yapabileceği kendi üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapmak. Hani tabii, herkes kendi görevini en iyi yaparsa ülke ilerler denir ya. İçinde olduğum için söylemiyorum. Ben daha çok sivil toplumcuyum biliyorsunuz. Biliyorum. Ve işte akademik çalışıyorum. Ama bu dönem hasbelkader bir baroda görev düştü. Gerçekten ben sivil toplumda da hep baronun, İstanbul Barosu'nun ne kadar sağlam durduğunu, hukuku nasıl savunduğunu ve vatandaşa yardım ederken, işte adli yardım, ücretsiz avukat ataması ya da CMK yani ceza davalarında birisi gözaltına alındı mı anında koşan avukatlar, tam da böyle bir işte yapay zekayı biz orada kullanıyoruz. Robot üzerinden anında atanan avukatlar. Fakat o avukatlar hem adli yardımda hem CMK'da ikişer günlük, yeniden beşer günlük yenileme eğitimlerini alıp sertifikaları olan avukatlar. Tabii. Halka hizmeti nitelikli bilgi sahibi avukatlar yapıyor. Şimdi demek ki bir yandan tabii meslektaşına meslekçi eğitimler devamlı tabii, biliyorsunuz baroda tabii, güncelleme eğitimleri çok birbiri peşine yapılıyor. Çünkü ihtiyaç var buna. Her gün bir madde değişiyor. Hukukun arkasından gidemiyoruz. Sanırım yani Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde neler yapılıyor kendileri bile bir an takip edemeyecek duruma gelecekler. Çünkü resmi gazete artık yayınlanmıyor biliyorsunuz. Tabii tabii. Yani basılı yayınlanmıyor. Basılı yayınlanmıyor. Öyle oluyor ki aynı gün 3 veya 4 tane bir resmi gazete geliyor önümüze ve bir madde mesela değiştirmişler, bir cümlesini unutmuşuz deyip aynı konuda bir daha yayınlanıyor. Şimdi böyle bir sistemde hukuk güvenliğinden söz edemeyiz. Mümkün. Hukuku dilekçesini yazacak avukat arkadaş belki o sabah bir şeyle karşılaşacak. Eğer bakmadıysa eski bir hüküme dayanacak. Dolayısıyla hukuk güvenliğinin en önemlisi, hukukun etkinliğinin en önemlisi de yasaların istikrar sağlaması. Dolayısıyla bu bir toptan sanıyorum tekrar bizim bir hukuk reformuna ihtiyacımız var. Orasından burasından düzeltemeyeceğiz bunu. Bir ekip çalışması, bunu
arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yani herhalde siyaset de buna biraz eğilir. Belli bu konuda yani hukuktan endişesi olanlar. Çünkü Türkiye'nin yeniden bir hukuk reformuna ihtiyacı var. Böyle yargı reformu, strateji belgesi deyip de işte 5-10 tane kanun değiştirmekle olmaz. Hatta getirdikleri inanılmaz yanlışlar var. Şimdi ikincisi de geliyor yargı reformu strateji tabii, belgesinin. Tabii. Orada çok endişe edeceğimiz duyumlar alıyoruz. Dolayısıyla umarım onlar getirilmez. Şimdi ben size bir şey okuyacağım. Savcı nedir? Bir sav iddia koyar ortaya. Tabii. Kararı kim verir? Hakim. Hakim verir. Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç Cumhuriyet Savcısı üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilecek. Bu yeni savcıya evet, yargı kararı verme süreyle, şeyi veriyor. Evet, erteleme verebilecek. Şimdi yani bunlar olacak şeyler değil. Yine soruşturma evresinde tutukluluk süresi, işte ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ay deniyor. Ağır ceza mahkemesinin görevine girenler 1 yıl. Tamam, bu güzeldir. Ama ondan sonra devam ediyor. Diyor ki gerektiğinde bu süreler arttırılır. Evet, gerektiğinde peki, bu süreler. Peki, bu gerektiğinde nasıl olacak? Yeşil pasaport belki en alkışlananıydı biliyorsunuz. 15 yıl kıdemi olan avukatlara o yeşil pasaport, hususi pasaport verilecek. Bunun için avukatlık kanununda değişiklik yapıldı, pasaport kanununda bu son pakette. Fakat hemen ancak, o ancak kelimeleri hani biz anayasaya da haklar vardır ama der ya, ancak avukatların haklarında Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlar ile terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı. Soruşturma olabilir. Soruşturma olabilir. Çünkü herkes anında suçlanabiliyor terörle mücadele kanunu çerçevesinde. Aynen. Dolayısıyla ne getirmiş diye bakarsak bunlar geldi. Bir de yine terörle mücadele kanunu bir ek yapıldı. Sanki yeni bir şey getiriliyor gibi haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak diye. Evet, geçen gün basın konseyinde de biz bunları görüştük. Ne getiriyor diye umdular ki biz hukukçuların ağzına güzel bir şeyler geldi. Bunlar tabii, çok tabii. olağan şeyler. Tabii. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu daha önce ceza kanununda da vardı. Tabii. Şimdi geldi. Vardı. Evet. Bu korkunç bir şey. Şöyle söyleyeyim. Ya şunu algılayamıyorum. Haber niteliğinde ve eleştiri sınırını aşmayan. Yani. Şimdi demek ki Türkiye'de Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı'nın bütün bürokratları evet. ve Türkiye Millet Meclisi'nin üyeleri haber niteliğinde olan bir şeye rağmen ve bir habere bile evet. dava açtıklarını ve terör suçuyla suçladıklarını itiraf itiraf ediyor. Evet. Yani diyor ki bugüne kadar yaptık ama yaptık ne yapalım? Ama şimdi yapmayalım. İdare ettik mi? Evet. Siz de kusura bakmayın. Şimdi yapmayacağız ama diyor. Şimdi yapmayacağız diyor ama bu arada davalar açılmaya devam ediliyor. Evet. Yani benim bildiklerim var. Burada da var. Hemen böyle toplanılıp evet. az bir şey verelim, idare edelim evet. diyor. 10 sene istenirken 10 ay verelim gitsin diyenler var. Evet. Peki son şunu soracağım ve şey yapacağız. Şimdi çok beni de yani bazı şeyler huzursuz etti. Sınavda kesinlikle ben de aynı kanaatteyim. Sınav olsun ama doğru düz. Ya tutarsın evet. bir tane soru sorarsın. Faraza insan hakları hukukundan ya da hukuk felsefesini de içeren bir evet. şeyden bir genel hukuk bilgilerini sınarsın. Ama o yok biliyorsunuz. Hiç yok. O yasak içinde o yok. Konular içinde yok. Konular içinde bir yok. De tutarsın bir pratik sorusu sorarsın. Bir davayı evet. çizersin. Sen evet. avukat olarak bir şey yaz dersin. Bakalım yorumlayabiliyor mu, algılayabiliyor evet. mu, kanunları kullanabiliyor mu? Ha bu sınava göre dersin ki kardeşim şimdi bu iş beni de çoktan seçmeli.
Bakın göreceksiniz. Çoktan seçmeli. Bir de soruyu hazırlayan ekibin içinde bakalım barolar olacak aynen, mı? Aynen. Yani kimler aynen, olacak? Aynen. Bakın evet. Olacak mı? Ve size bir şey söyleyeyim. Bu çoktan seçmeli de göreceksiniz. Siz de ders veriyorsunuz. Evet. Bir zaman sonra biz sizin verdiğiniz derse bir sınav? Yapıyor muyuz? Yapıyor evet. muyuz? Yapar mıyız? Değil mi? Yapar mıyız? Çoktan seçmeli dese bize al. Evet. Türkiye Büyük Meclisi nokta nokta kişiden oluşur. Bundan avukat, sen avukat olursun olamazsın olmazsın. Der miyiz? Ama şunu çok şey yapıyorum. Göreceksiniz bir zaman sonra sizin, bizim anayasa, felsefe, sosyoloji derslerine öğrenciler hiç bakmayacak. Şöyle yapacaklar. Nasıl hocam sen? Kusura bakmayın bu ders sırasında bir yerde bir şey açtılar. Test çözeceğiz evet. biz orada diyecekler. Sen evet. ne bir şey diyemeyeceksin. 5 sene okudun. Mesleğe başlayamayacaksın diyemeyeceğin için git yavrum bari diyeceksin. Okullarda, evet. liselerde olduğu gibi git bari test çöz diyeceksin. Evet. Tekrar bir zaman Fethullah Gülen'e verdikleri bütün dershaneleri bir zaman sonra Fethullah Gülen'e kızdıklarında kaldırdılar ya şimdi cemaatlere, tarikatlere evet. büyük bir ihtimalle hukukçu yetiştirecek evet. şeyler. Nasıl soruları da kim soruyor? Evet. Kim soruyor? Şu anda zaten arabuluculuk sınavına büyük bir talep oldu. Arabuluculuk da avukatlıkla nasıl bağdaşıyor? Tabii soru işareti. Çünkü avukatlık yasasında zaten iki tarafla arabuluculuk yapmak, yani kavramı olmasa da uzlaştırmak görevi var. Var. Yani gerek yoktu böyle bir şeye. Şimdi o sınav, Türkiye genelinde sınav yapılıyor işte gelecek hafta sanıyorum. Dolayısıyla bu kurslar başladı. Başladı, kurslar başladı değil mi? Başladı. Tamam efendim. Tabii. Son size soracağım soru şu, çok önemli ve bitiriyoruz hemen, çok az bir süremiz kaldı. Bir şey, çok istismar da edildi. Bizzat maalesef Diyanet İşleri Başkanı tarafından istismar edildi. Zaten Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısırlıoğlu'nun önünde hazır ol vaziyetinde gördüğümde Atatürkçüler cenazeme gelmesin. Hı hı. Keşke Kurtuluş Savaşı'nı kaybetseydik de bari dinimizi kazanırdık diyen bir kişinin önünde hazır ol da görünce zaten ben Diyanet İşleri Başkanı'na çok net söylüyorum. Kişi olarak belli bir şeyi vermiştim. İnsan evet. olarak ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaş olarak vermiştim. Şimdi yalnız bir film yayınladılar. Gördüm. Şimdi bana kadın, erkek ve aileyi, kadının böyle kafası önünde şey veren, adamın da bakarsa aferin bak ne iyi aile babası. Kadına bakarsa iyi aile babası olacak, getir yavrum derse. Ama bakmazsa kötü aile babası olacakmış türünde bir şey. Kadın böyle şey veriyor. Diyanet İşleri Başkanı çıktı dedi ki, beğenmiyorlar ailemizi dedi. Sevmiyorlar. Evet. Şimdi bu bana Türkiye Cumhuriyeti'nin ailesini temsil eden bir şey diye gelmiyor. Tabii hani ki, çocuklarla tabii. oynarken şöyle otururken evet. adamın faraza eve böyle vurdum duymaz veya sarhoş gelmesi bile olabilirdi de evet. böyle kadın böyle yapacak. Evet. Bak karının suratına bak deyince aileyi korumuş olacak. Ne diyorsunuz? Siz kadın eşitliği, insan kadın, hakları, hatta dersiniz evet. bile kadının insan hakları. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi buna bütün olarak bakmak bütün. Gerekiyor. Bir demokratik devlet yapısı mı istiyoruz? O zaman ailede de başlayacak bu demokrasi anlayışı. Dolayısıyla biri böyle hizmet eden, diğeri ona hükmeden değil. Bu sefer ne oluyor? O toplumun temelindeki bu anlayış yukarı çıkıyor. Aynen. Bir kişi hükmediyor. Aynen. Yani bugün bir başka reis ülkeyi yönetiyor. Bu yanlış. Şimdi bir de Türkiye'de ne yazık ki kurumlar kendi görevini yapmıyor. Kişileri bunun dışında tutuyorum. Evet, yanlış yapan kişileri tabii ki söylüyoruz. Barolar Birliği de olsa, aynen. Kim olursa olsun. Diyanet de olsa. Ama Diyanet'in görevi kanununda belirlenmiş. Halkın doğru bilgi sahibi olabilmesi için dini açıdan. Dini vecibelerini doğru bir şekilde nasıl aynen. yerine getirir? Hatta soruları varsa sorar. Aynen. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorularını sorar. Diyanet'in bir başka yanı var Türkiye'de.
inanılmaz büyük bir bütçesi var. Korkunç. Ha, o zaman ona o kadar büyük görev düşüyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin o değiştirilemez nitelikteki laiklik, demokrasi, hukuk devleti, sosyal yapı bunları yerine getirmek için çok büyük bir görev düşüyor onlara. Ama eğer siz ailede böyle biri eğilmiş, diğeri hükmetmiş diye bir yapı sergilerseniz o zaman ne toplumda demokrasi olur ne birbirine saygı olur. Hükmetmenin karşısı saygı getirmez, sevgi de getirmez. Dolayısıyla sevgi, saygı, akıl, bütün buna ihtiyacı olan bir dönemden geçiyor Türkiye. Diyanet görevini bu açıdan yapmıyor. Özellikle bir şeyi söylemek isterim bu vesileyle. Din İşleri Yüksek Kurulu, onun görevi de kanunda tanımlanmış. Din hakkında bilgi verir sorulara karşı. O soruları bir görseniz, şimdi vatandaş bilmiyor olabilir. Diyor ki evden diyor çok şey olarak çıktı, seni boşayacağım diye diyor. Karşılığındaki cevap ne olabilir? Medeni kanunda boşanma koşulları, işte nedenleri sıralanmıştır. Bunu bir hukukçuya sorun demiyor cevapta. Yüz binlerce soru geliyor oraya. Diyor ki eğer kararlı bir şekilde söylemişse o zaman sen boşanmış sayılırsın. Yok ya. Evet. Şimdi tabii bunun üzücü başka boyutu da var. Bir mahkemede, aile mahkemesinde bir avukat benim müvekkilim çıkarken 3 kere boş ol dedi. Hakim hanım siz bunu tescil edin. Diyor. Şimdi buraya hakim kadar... Hakim ama tescil etmiyordur herhalde. Tabii hakim oraya ben medeni kanunu uygularım diyor. Oraya gelmedik. Ama oraya gelmedik. Oraya gelmedik. Onun için bu yanlışlardan dönmesi gerekiyor gelmedik. Türkiye'nin. O da Cumhuriyeti savunan her yurttaşa düşüyor. Düşüyor. Ve bu düşüyor. Bayrak yarışı devam düşüyor. Ettirilmeli. Onun için düşüyor. Biz öğrencilerimize dilimiz döndüğü kadar anlatıyoruz. Aynen, ve onların anlatmasını sağlıyoruz. Aynen. Pırıl pırıl öğrenciler evet, zaten. Var, evet. Bu kim yaparsa Türkiye'ye yapsın yazık bunu. Etmesinler. Aileyi evet. Aileyi bu kadar böyle görmeyin. Evet. Kadın böyle getirecek. Öbürü suratına bakmazsa kötü aile kötü babası bari. Olacak. Suratına öyle bakarsa aferin yok. İyi getirdin derse de iyi aile babası. Yani bunlarla hadi uğraşmasınlar. Geçen gün bir şiddetle mücadele için bir baktım Cumhurbaşkanlığı bir klip yaptırmış. Ama harika. Şimdi iyiye de iyi diyoruz. Tabii canım. Diyor ki ailedeki şiddet hapiste biter diyor. Yani yapma sakın tabii, diyor. Tabii, o kadar tabii, işte güzel. Böyle. Şimdi bunu yapmaları lazım. Aynen. Diyanet'in de bunu yapması lazım. Diyanet'in de bunu yapması lazım. Diyanet de işini yapsın zaten. Evet. Efendim bugün de gene hukuk sarmalında hukuk sorunlarını konuştuk. Bir dahaki hafta yine birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.